Evet, bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Kaliteli, kaliteli zaman, evet. Bugünkü konumuz kaliteli. çocuklarla kaliteli zaman nasıl geçirilir? Kaliteli zaman nedir? Ne yaparsak geçirdiğimiz zaman kaliteli olur. Kalitesiz zaman nedir? Kaliteli zamanın faydaları nedir? Ee, son zamanlarda çalışan anne sayısı arttı ya, çalışan anneler gerçekte daha az mı zaman geçiriyor? Ve çok enteresan az zaman geçirmesinin acaba bir avantajı var mı? Bütün bu soruları yanıtlayacağız. İlk önce siz çocuklarınızla kaliteli zaman geçiriyor musunuz, geçirmiyor musunuz? Kaliteli zaman sizin için ne demek? Birkaç görüş alayım hadi. Kaliteli zaman ne demek sizin için? Bu arada çocukları düşünmek zorunda değilsiniz. Arkadaşlarımızla da öyledir değil mi? Hadi gel bir kahve içelim deriz. Sonra kahvemizi içeriz, geliriz, çok iyi hissederiz kendimizi. Ben torunumla kaliteli zamanı şöyle değerlendiriyorum. Yapbozları var. Torunuma diyorum ki gel beraber diyorum, oyuncaklarınla yapboz yapalım seninle, meyveleri dizelim. Hı hı. E i̇şte şekilleri tanıtayım sana diyorum, söylüyorum. Hep beraber işte elmayı nereye koyacaksın, armutu nereye dizeceksin, o şimdi diziyor. Üçgen şekilde bir. Şaması var hı hı. ondan sonra e, dizdikten sonra sonra da diyorum ki hadi şimdi diyorum güzel oyunumuzu oynadık beraber meyve saati yapalım. Meyve salatası yapıyorum. Ben Siz mi yapıyorsunuz birlikte ben, mi? Ben yapıyorum meyve salatasını o benimle birlikte izliyor. Ay ne güzel anneanne diyor beraber şimdi diyor karşılıklı meyve salatası yiyeceğiz. Hmm. Üç yaşında torunu Beraber karşılıklı. Evet. Beraber olmak önemli demek. Çok için. hoşuna gidiyor. Masada tabağa koyuyoruz, onun önüne yiyoruz birlikte. Evet, evet. Bir de aslında meyve salatasını birlikte yapın. Evet. Evet. Gerçekten. Peki size test yapayım mı? Çocuğunuzla kaliteli zaman geçiriyor musunuz, geçirmiyor musunuz? Tamam mı? Araştırmalardan aldığım testi yapıyorum size. Son bir haftayı düşünün. Çocuğunuzla geçirdiğiniz vakit koşturmalı, aceleci ve... Zihniniz meşgul şekilde miydi? Kimlerin öyleydi? Sizlerin öyleydi. <laughs> ah, Mercedes'ten <Dityo'dan> çıkartalım. <laughs> Son bir haftada çocuğumla geçirdiğim vakit biraz koşturmalı, biraz aceleciydi. Zihnimde biraz meşguldü, yani onun bir alt derecesi. Tamam. Çocuğumla geçirdiğim vakit sakin, biraz sakin ve odaklıydı diyenler. Öyle. Çocuğumla geçirdiğim vakit çok sakin, anda ve odaklıydı. Evet. Bu dört seviye saydım. İlki hiç kaliteli zaman olmuyor maalesef. Kaliteli zaman olmadığında şöyle oluyor. Koşturmacı, koşturuyoruz, acele ediyoruz. Çocuğa bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Hep söylüyorum ben, e, anne babalardaki en büyük yanılgı çocuğu yetiştirme çabası. Bunu daha sonra açacağım. Peki, o zaman sakiniz, zihnimiz rahat, andayız, odaklıyız, koşturmacı değiliz, acele etmiyoruz, zihnimiz de meşgul değil. Tamam mı? Böyle olunca kaliteli zaman geçiriyoruz. Peki... Gözlemlediğimde ben bir anne ile kızı, babayla oğlu gözlemlediğimde onun kaliteli zaman olduğunu nasıl anlayacağım? Ne olursa onun içinde kaliteli zaman olur. Ne var biliyor musunuz? Siz kendi arkadaşlarınızı düşünün. Birincisi anlamlı bir etkileşim. Anlamlı bir etkileşim. İkincisi duygusal paylaşım. Duygusal paylaşım. Üçüncüsü anne ve baba odaklı. Zihni başka yerde değil. Ve genelde gözlemlediğinizde anne babaların zihni başka yerde oluyor ya da telefonda oluyor. En önemlisini söyleyeyim çocuk merkezli olması. Bu ne demek? Şöyle oluyor mu? Mesela çocuğunuzla vakit geçiremiyorsunuz ama e, işte pazarda bir işiniz var ya da dışarıda bir işiniz var. Vakit geçireyim diye hadi benle gel diyorsunuz. Yan yanasınız ama an paylaşmıyorsunuz. İşte bunlar da çocuk merkezli olmadığı için kaliteli zaman olmuyor. Peki bu anları çocuk merkezli yapabilir misiniz? Mesela meyve salatası yaptık dedi hanımefendi. Meyve salatasını daha çocuk merkezli hale nasıl getirebiliriz? Ne yaparsak daha çocuk merkezli hale gelir? Evet. En baştan bakın meyveleri satın almaktan da başlayabilirsiniz. Satın almaktan, seçmekten, Pardon ilk önce seçiyorsunuz sonra satın alıyorsunuz değil mi? <laughs> Seçmekten, satın almaktan, birlikte yıkamaktan, birlikte güvenli bir şekilde soymaktan ve soyarken e, meyvelerle ilgili sohbet etmekten. Mesela nasıl sohbet edebilirsiniz? Meyvelerle ilgili ne sohbet edersek onu bir öğrenme anına dönüştürürüm. Tazeli. Tazeli. Tabii çocuğun yaşına göre. 3 yaşındaki çocukla bunlar yapmaya gerek yok ama mesela daha büyük çocuklarla ne hangi sohbet edersek, eğitici sohbet edersek derin olur. Mesela neden kış meyvelerinde C vitamini daha yüksek, değil mi? Neden meyvelerin renkleri mevsimine göre değişiyor? Bu tür sohbetlerle onu daha öğrenme anında dönüştürebiliriz. O zaman çocuk biri, her etkinliği siz çocuk merkezi yapabilirsiniz aslında. O zaman şu soru geliyor. Kaliteli zaman geçirirken odak etkinlikte mi olacak yoksa çocukla kurduğumuz bağda mı olacak? Odağımızı değiştirdiğimiz an her etkinliği kaliteli zamana dönüştürebiliyorsunuz. Anne babalara gidiyorlar soruyorlar. Tamam araştırmacılar. Kaliteli zaman sizin için ne demek? Ne yaparsanız çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmiş olursunuz. Bunu tanımlıyorlar. Ve dört tane tür çıkıyor. Ama ilk önce ben size de sorayım. Ne yaparsanız, böyle çocuk çocuklarınızla geçirdiğiniz kaliteli zamanları düşünün. Onları ne kaliteli yaptı? İlk önce görüş alayım, sonra bu araştırmaya dönelim. Buyurun. Benim kızımla geçirdiğim kaliteli zamanın içerisinde neşe varsa, o eğlenceli bir halse ve böyle zaman sınırlamasını düşünmediğim bir anda, benim için o kaliteli bir zaman oluyor. Ucu açık. Ucu açık, neşe var. Evet evet neşe var, ifade edebilme var. Orada e, çocuğun kendini özgürce ifade edip özgürce bir alana sahip olduğu bir zaman dilimi olması. Bu ne oluyor? Etkinlik mi oluyor? Oyun mu oluyor? Sohbet mi oluyor? Aslında hepsi içerisinde olmuş oluyor. Yani o zaman içerisinde hem sohbet hem etkinlik. Sohbette de paylaşım oluyor. Evet. Tamam güzel. Bir tanesi bu. Başka? Evet buyurun. <laughs> ihtiyaçlarını dile getirdiği zaman e, biz kaliteli vakit geçirdiğimizi düşünüyorum örnek verelim M mesela e, yani kendi arkadaşlarıyla yaşadığı bir duygu paylaşımını dile getirdiği zaman ha, aslında o orada e, okulda yaşadığı bir e, an mesela e, evet. arkadaşıyla yaşadığı bir tartışma ve orada başka arkadaşlarının ona davranış şekli ve kendisinin aslında nasıl davranmak istediğiyle ilgili bir bilgi paylaşım yaptığında orada biz gerçekten kaliteli vakit geçirdiğimizi hissediyorum ve duygularını da iyi ifade eden bir oğlum var 10 yaşında ee, bu anlamda da hem de sorguluyor ee, hani sen olsan ne yapardın ya da burada ne yapmalıydım sence yaptığım doğru muydu evet. gibi dolayısıyla bence bu keyifli bir paylaşım oluyor bunu biz bazen kahvaltı anında yapabiliyoruz. Bazen kahvaltı sonrasında e, bir zaman aralığı bulabilirsek, e, home office çalışıyorum ben o süreçte. Bazen ders çalışırken ya da ders çalışmadan önce yarattığımız böyle küçük anlar oluyor. Ya da ben yemek hazırlarken. Önceden o zamanın adını koyuyor musunuz yoksa spontane mi gelişiyor? Spontane gelişiyor spontane genelde. Spontane gelişiyor, güzel. Şimdi ben bu araştırmadan çıkan dört tane türü söyleyeyim. Birincisi söylediniz, çocuğunuzla. E, yaptığınız duygusal sohbetler ve paylaşımlar. İkincisi, çocuğunuzla yaptığınız planlı etkinlikler. Bu etkinlikler ucu açık oluyor, neşe oluyor, eğlence oluyor, an oluyor. Ve şunu söyleyeyim, gerçekten e, ölüm döşeğindeki insanlarla yapılan araştırmalarda soruyorlar, pişmanlığınız var mı? Ve bir tanesi şu oluyor. Keşke çocuğumla daha çok ortak an yaratsaydım, anı yaratsaydım. Ölen insanların son şeyleri bu oluyor. Onun için zihnimizde ben değişim için bunları önemli görüyorum. Zihnimizde böyle kodlamalar yapmalıyız. Şimdi ben çocuğumla bugün anı yaratacağım. Birlikte anı yaratacağım dediğiniz an kaliteli zamana geçiyorsunuz. Sonra para mutluluk getiriyor mu getirmiyor mu? sorusu da çok soruluyor araştırmalarda. Belli bir noktaya kadar mutluluk getiriyor. Ondan sonra verdiği mutluluk az. Yani temel ihtiyaçları karşılayıncaya kadar mutluluk getiriyor. Ondan sonra daha az getiriyor. Ama bir grup var. O grup parası arttıkça mutluluğu daha da artmış ve bu insanlara bakıyorlar. Ne keşfediyorlar biliyor musunuz? Bu insanlar paralarını sahip olmaya, alışverişe, mal biriktirmeye, satın almaya harcamamış. Et etkinliklere harcamış ve dostlarına harcamış. Onun için etkinlik, etkinlik ve özellikle çocukla olsun, arkadaşlarla olsun, dostlarla yapılan etkinlik mutluluğu arttırıyor. Bazı anne babalar kaliteli zaman için özel bir zaman ayırmanın gerekliliğinden bahsetmiş. Bazı anne babalar da demiş ki özel zaman ayırmanıza gerek yok. Yani özel, sıra dışı anlar ayırmanıza gerek yok. Sıradan anları özel yapabilirsiniz. Ve bir grup anne baba da özel anlar yaratmaktansa sıradan anları özel yapmanın kaliteli zaman olduğunu söylüyor. Peki neler olabilir? Sıradan anları hangi sıradan anları kaliteli ana dönüştürebiliriz, zamana dönüştürebiliriz? Ee, özellikle annelerin, çalışan annelerin çok yoğun bir şekilde yaşadığı bir şey. Mutfakta çok fazla vakit geçirir, geçiriyoruz ve... O anları, sıradan anları çocukla birlikte daha eğlenceli ve kaliteli hale getirilebilir. Ne yaparak? Sürece davet ederek çocuğu mesela. Ya da onu engellemeyerek işte ben bunu yapmak istiyorum, bir şeyi doğramak istiyor olabilir. Bir şeyi evet. karıştırmak istiyor olabilir. İşte yapamıyorsa bile hadi tamam birlikte yapalım diyerek onu sürece dahil edebiliriz. Evet. Tabii şey ayrımı da önemli. Bunu ben hep söylüyorum. Sürece dahil etmek mi? Birlikte süreci kurgulamak mı? Evet. Kurguladığımız zaman o an sıradan bir an olmaz diye özel hayır, hayır. bir an olur diye düşündüm. Hayır hayır ee, yani ben bir iş yapıyorum gelsem buna dahil ol mu Hı -hı. gel birlikte yapalım mı? Birlikte yapalım. Gel birlikte Tabii yapalım ki. kaliteli zamana geçiriyor. geçirebiliyor. Yine sıradan anları sohbete dönüştürerek kaliteli zamana geçirebiliyorsunuz. Sıradan anları anlamlı yapmanın birçok yolu var. Yemekler, kahvaltı, öğlen yemeği özellikle akşam yemeği. Ee, peki o nasıl dönüştürülür? Ne yaparsak öyle yemeği kaliteli zamana dönüştürmüş olursun. Oluruz. Ne yaparsak dönüştürmemiş oluruz. Nasıl sohbetlerle? Size 4-5 tane sohbet sorusu söyleyeyim mi? İlk önce kaliteli zamanı öldüren soruları söyleyeyim. Okul nasıl geçti? Bugün okulda ne yaptın? Okulda seni mutlu eden bir şey oldu mu? Bu da kaliteli zaman sorusu zannediliyor ama değil. Benim yanımdayken yaşayamadığın duygularım var mı? Bu konuda ne yapabilirim? Güzel bir paylaşım sağlar mı? Sağlar. Benimle yapmaktan en çok keyif aldığın etkinlikler neler? Bunları daha çok nasıl yapabiliriz? Ailemizle ilgili hatırladığın en güzel anımız ne? Bunları sorun çocuklarınıza. Hatta şöyle sorun. Son 3 ayda diyeyim Hiçbir şey söylemezse belki anı yaratmanız gerekecek. Benden en sık duyduğun cümle nedir? Bir tane anne sormuş. En çok duyduğun cümle şey. Hadi 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 çabuk ol. Hadi 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 çabuk ol. <laughs> Ve anne şeyi fark etmiş. Bu kadar çocuğunu acele ettirdiğinin farkında değil. İstemediğin halde sırf beni mutlu etmek için yaptığın etkinlikler var mı? Bu tür keşfedici sorular sorarak e, ...zamanınızı daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Bakayım başka var mı? Ha çok güzel. Sence ben çok yoğun çalışıyor muyum? İş tempomdan dolayı sana yeteri kadar zaman ayırmadığımı düşünüyor musun? Buyurun. Hocam bu şey üzerine bir şey sormak istiyorum. Bizler e, yine çocuklarımızla öyle veya böyle bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. E, fakat eşim e, çok yoğun çalışıyor, çok yorgun geliyor... Ee, ...çocuklarla fazla vakit geçiremiyor. Bu sebeple iletişim de kuramıyor. Ee, yani bu çocuklarla eşim arasındaki bu iletişimsizliği ...zamanı nasıl dengeleyebiliriz, ne yapabiliriz? Zaman mı geçirmiyor, zaman geçirmeye çalışıyor... ...orada iletişim mi kuramıyor? Zaman geçirmeye çalışıyor. E, fakat fazla zaman geçiremedikleri için de kopukluk oluyor. İletişim de kuramadığı zamanlar oluyor. Sizce eşiniz... Çocuğunuzla vakit geçirirken sıkılıyor mu? Hayır asla sıkılmıyor. O zaman geçirir vakit. Geçir geçirmek istiyor fakat e, zamanı İletişim. olmadığı için çok yoğun çalışıyor. Ya şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Ee, genelde ben dışarıda işte anne babalarla sohbet ettiğimde şunu görüyorum. Şimdi aslında zamanım... Yok diye bir şey yoktur aslında niyetim yok diye bir şey vardır değil mi? İlk önce şunu anlamamız lazım. Ee, önceliklendiriyor ama yapamıyor mu? Gerçekten önceliklendiremiyor mu? Onu anlamamız lazım. Siz birincisi diyorsunuz. Evet önceliklendiriyor fakat elinde olmayan sebeplerle yapamadığı zamanlar tamam. çok oluyor. Peki önceliklendirdi çocuklarla bir araya geldi. Evet. O zamanı iyi geçiriyor mu? Evet o Geçir zamanı güzel geçiriyor. İletişimsizlik nereden geliyor? Ya daha fazla zaman geçirirse daha iyi iletişim kurabileceğini düşünüyorum. Aa şöyle bir şey hayır. Geçen günde söylemiştik çocuklarla 10 dakika geçirilen zaman bile çocuğun kaygısını azaltıyor bağlanmayı sağlıyor. O zaman şuna bakalım eğer iletişimsizlik varsa o etkinlikte anne baba daha çok yargılayıcı öğretici müdahale edici bir konumda oluyor. Ve bir şey söyleyeyim, ben günümüzde anne babalara baktığımda oyunlarını gözlemlediğimde aslında oyun oynamıyorlar oyun oynatıyorlar eğlenmiyorlar eğlendiriyorlar işin içinde kendileri olmuyor eğer eşiniz önceliklendirdiğinden eminsek tabi çoğu anne baba itiraf ediyor önceliklendirmedi neden diyorum sıkılıyorum diyor Okey, sizin durumunuz önceliklendirden eminsek o o süre içinde de etkili bir ee, kaliteli bir zaman olmuyorsa bu söylediklerim olabilir. yargılama, kendisinin sıkılması, öğretici rolde olmak. onları eğlendirme çabası, suçlulukla yapılan etkinlikler öyle bir şey olabilir ona bir bakmak gerekir.